Burada olay şu Selim Bey. İnsanoğlunun kalbi bir fotoğraf makinesine benzer. Devamlı surette suretleri, tabiatı, evreni, hadiseleri, olayları, kişileri, nebadatı, hayvanları hepsini çekiyor. Onu ilgilendirsin veya ilgilen. Gördüğü her şeyi, işittiği her şey onun kalbine yerleşiyor, gidiyor. Eğer kalbinize o yerleşenler Allah'tan daha fazla yer işgal ediyorsa, namaza durduğun zaman da orası banyo odası. Eskiden fotoğrafçılar giderdi, banyo ederdi filmleri. Ne çıkardı önüne? Fotoğraf makinesinde çektikleri çıkardı. Öyle değil mi? Sen şimdi günlük hayatta ne çekiyorsun? Buraya koyuyorsun. Namaz banyo odası, giriyorsun, hepsi onlar. Demek ki gözle kulakla namazın dışında Allah'la çok fazla biz iştigal edeceğiz. Onunla alışverişimi fazla yapacağız ki kalp onunla beraber dolsun. Banyo odası mesabesindeki namaza durduğumuz zaman da biz Allah'tan başkasını hatırlamayalım. Şimdi sen namazın dışında hiç onu hatırladığın yok ki. Öyle değil mi? Bunun nedeni bu. Ha bunu peki nasıl öyle yaparız? İşte vezkürullâhe zikran kesîrâ ayetindeki nükte, beni çok zikredin de ki asıl mana, ha namazın dışında, içinde ve efendim yürürken, otururken, kalkarken, uyurken, uykuya geçerken Allah'ı zikretmendir. Her zaman. Estaizu be ellezîne yezkürûnallâhe kıyâmen ve gu'ûden ve alâ cunûbihim. Bak yattığınız zaman rükû halinde, ayaktayken Allah'ı zikredin. Zikrin, zikirden müstahni bir zaman yok. Yani her zaman, her halinde Allah'ı zikredebilirsin. O hallerinde Allah'ı zikrettin mi ne olmuş oluyor? Kalbin sahibine orasını saray yapmış oluyorsun. Allah da oraya tecellisiyle şeref veriyor. Bu sefer onun dışında bir şey düşünmüyorsun. Ama hocam dünya işleri var. Doğrudur. Aklında onu hallet. Onunla muhakeme et. Gönlüne sevgiyle onu yerleştirme. Değil mi? Bu işi nasıl yapacağız? Dünya efendime söyleyeyim servetini cebine koy. Kalbini Allah'a ayır. Değil mi? Dünyayı cebimize koyacağız. Allah'ı da gönlümüze koyacağız, kalbimize koyacağız. Bu şekildeki bir hayat, o zaman bizi hangi anda olursa olsun, kalpten Allah'a bir pencere açılır. Allah'a açılan pencerede istesen de onu unutamazsın. Gaflet hali yoktur, olmaz. Kavga ederken, sohbet ederken, çocuklarınla konuşurken, ne bileyim uyumaya giderken, hatta uyurken, hep o kalp Allah'la beraberdir. Çünkü sen o sınıra geldin, o pencereyi açtın, o perde açıldı, Allah'la dost oldun. Asıl bize düşen kul olarak vazife de budur. O, şimdi sen buraya geldin, Allahu Ekber dedin. Allah'ı unutur musun? İçinde ve dışında sen, zahirde ve batında Allah'la berabersin. Onun için kul bu mücadelenin içerisine girecek. Ay efendim ben bunu başaramam, ya öyle bir şey yok. Eğer o başarılamamış bir şey olmuş olsa Allah bunu kulundan istemez. Öyle değil mi? İstediğine göre kul bunu yapabilecek iktidarda yaratıldı. İki, milyonlarca insan bunu icra ediyor, hayatına geçiriyor, ifa ediyor. Ne demek yapılıyor? Ama efendim o benden daha hayır bu işin kabiliyeti yok. Her insan bu konuda müsavidir. Bazen şanslı kullar olur. Çok fazla emek çekmeden bir anda vasıl ilallah olur. Onlar nadirdir. Allah zaten onların halinden sana sorum, seni sorgulamıyor. Anlatabildim mi? Ne diyor sana? Beni zikret, ben de seni zikredeyim.
Bu kadar iş basit. Öyle değil mi? Ha. Seni Allah zikrettiği zaman bir de bunu sen duymaya, hissetmeye, yaşamaya başlarsan o günkü Selim'in hali nasıl olur? Ayakları yere basmaz. Koşar, Allah Allah uçuyorum zanneder. Yürür, vay be tayyare ne yürüyor zanneder kendini. Her insan için durum budur. Bu her insana insanın elde edebileceği bir makamdır, bir rütbedir, bir mevkidir. Hiç kimse bunda tereddüt etmesin. Bazı böyle peynamaz özürleri vardır. Namaz kılmaz, bir sürü bahane çıkartır. Onların kafasına takılıp da adam sende ne lüzum vardır dersen o zaman yaya kalırsın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu kadar kafi zaten.